Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Evet, günaydın. İstanbul'un şu havayı bir tutturamadı ya. Bugün hava biraz sisli. Neyse, hemen şimdi fitness'a. Güne erken başlayalım. Evet, çok sıcak be. Yine uzun bir günümüzü bekliyor. Yalnız bu sabah dünkü o 5 setten sonra her yerim ağrıyor. Bugün daha kalkar kalkmaz hissettim. Yani omuzlarım, bacaklarım, karnım, sırtım öf. Bu ne demek? İyi çalışmışız dedim. Ve genelde yapılan en büyük hata insanların böyle her yeri ağrıyorken dinlenmeleri. Ne demişler? Çivi çivi söker. Ağrının üstüne giderseniz daha çabuk geçiyor genelde. Şimdi bakalım. Bugün hoca gelecekmiş, George. Derken George geldi. George merhaba. George Türk değil. George, sen yapacak mısın benimle fitness? Yes, say it in English, I don't understand. You exercise with me. No, you will work with me. What is the program? Huh? Shoulder triceps and legs. 60% of your weight of the full power. George, show us. So, you hold the knot like this. Yes. You hold it more near your clothes and your shoulder position. Okay, dar. You up. Bugün dar bench. Here work, not only bench. Evet. Work your triceps, shoulder bench. Ha. Bye. Okay. Power lifter come. Come on. Evet, antrenmanı bitirdik. Ekstra karın seti yapacağız. Eyüp'ün bir tane seti var, süper set. Onu yapacağız bakalım. Bitiriyormuş karnı. Antrenmanı bitirmek için güzel bir set. Hadi bakalım. Evet, 9 hareketlik maraton başlasın. Müthiş set. Eyüp süperdi. Oh, harika bir duygu ya. Şimdi dün gece çok geç yatmıştım ben.
Bu sabah da erken kalktım antrenmana gitmek için. Yaklaşık işte 4.5-5 saat falan uyudum. Sabah kalktığımda inanılmaz kötü hissediyordum. Her yerim ağrıyordu, kalkmak istemedim. Çok enerjim düşüktü. Yalnız bir antrenman ve şu an kendimi muhteşem hissediyorum. Üstüne bir duş tabii. İnanılmaz bir duygu. Şimdi bizim bir tane çok yakın bir yüzücü arkadaşımız var. Yıllardır yüzüyoruz, Doğa Çelik. Müzik endüstrisine girdi. Hala yüzüyor tabii, ayrı konu. Milli takımda hala. Yanılmıyorsam geçen yıl bir albüm çıkardı. Oradaki şarkısı Üzüntüler Bitmez. Muhteşem bir şarkı. Ah kine, kine ah bir bilsen. Hasan şu an stüdyoya gidiyor ve beni de çağırdı. Bakalım yoluna gidiyorum. Evet. Çok rahat işte, bak böyle rahat dinlemek çok güzel oluyor böyle. Başta o böyle pes bir sesim var böyle. Haber yok sende. Bak bak. Giderken de işte Ediz'i aradım, dedim Ediz böyle böyle gel hadi stüdyoya falan. O da şimdi benimle birlikte neredeyiz? İncelikuyu'dayız. Çalıştığımız stüdyoda ben, baban ve Selim Öztürk'ün stüdyosundayız. Gösterelim. Doğan'ın babası. Bu da Selim Öztürk. Karma grubunun gitaristi. Ben de yani bayağıdır çok amatör şekilde gitar çaldım ama ilk defa bir stüdyodayım. Stüdyo ortamı muhteşem. Doğa biraz işte söyledi burada. Sen sandalye vardı. Burada işte. Şarkının sözleri burada söyleniyor. Hani yaklaşık 150 defa farklı şekilde söyleniyor. Çok ya. Buraya geldim yaklaşık 3 saat oluyor. 3 saattir burada çalışılan şey o bir nakarat. Hani 4 satırlık bir şey. Onun arkasındaki eforu düşünmüyoruz bazen. Ben şimdi 3 saattir oturuyorum burada. Doğa burada 3 saattir. O lanet olası 4 satırı söyleyip duruyor. Hani çok küçük nüanslar var böyle. Ben bu işin aslında ne kadar zor olduğunu gördüm. Dur geliyorum. İnanılmaz saygı duyulacak bir iş bence. İş gerçekten çok zor ve hani Doğa işi söyledi. İçeride saatlerce production var. Devam ediyor orada. Doğan'ın biraz dinlenmesi lazım tabii yani doğal olarak. 3 saattir adam burada söylüyor. Ama ben bugün daha fazla okumayacağım yani, bitti. Ha, bugün ama işte kimler daha kaç kere gelinecek buraya yani. Aynen, daha geniş. Müthiş. Ortam çok iyi ama. İçerideki adam da neydi Doğa? Kargo'nun... Kargo'nun gitaristi. Gitaristi. Semih abi. Semih Öztürk. O da çok iyi. Baban da senin müzisyen Doğa. Aynen. O Erdal da, Çelik. Erdal Çelik aynen. O da bayağı müzik kulağı varmış içeride. Süper işler dönüyor. Değişik yani ben... Bu tecrübe için Doğa kardeşime teşekkür ediyorum. Ne demek? Bayağı iyiydi yani. Thank you.